Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle beraber Samsung Galaxy Note 9 cep telefonunun kamera özelliklerine bakıyoruz. Bu telefonun kamerasıyla ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda, hep beraber izleyelim. Samsung Galaxy Note 9 ismindeki gibi 9 Ağustos'ta dünya ile aynı anda Türkiye'de tanıtılmıştı. Biz de hatta o gün gidip bir ön inceleme videosu çekmiştik. Galaxy Note 9'un önceki modellerden en önemli farkı beraberinde verilen S Pen adı verilen kalemin, ki genelde Note ailesinde hep bu kalemle geliyor zaten. Aynı zamanda Bluetooth özelliğinin olması ve üzerindeki tuşa bastığınız zaman kamerayı açması ve fotoğraf çekmenizi sağlamasıydı. Bu gibi özellikleri var bu S Pen'in diğer önceki modellerden farklı olarak. Biz bu incelemede ise telefonun sadece ve sadece kamera özelliklerine değineceğiz. Gelin önce kameranın teknik özelliklerine hep beraber bir bakalım. Galaxy Note 9'un kamerası aynen S9 Plus'ta olduğu gibi dual teknolojisine sahip. Yani ana kamera dual teknolojisiyle beraber geliyor. 12 megapiksel ve artı 12 megapiksellik iki dual kameramız bulunuyor. Birinci kameramız diyafram aralığı 1.5 ila 2.4 arasında değişiyor. Anlayacağınız üzere çift diyaframlı bir ana kameranın birinci modülümüz mevcut. Bu kameranın odak uzaklığı ise 26 mm ve kamerada kullanılan sensörün boyutu 1/2.55 inç. 1.4 nm boyutunda piksel büyüklüğü olan kamerada dual piksel ve PDF ve optik imaj stabilization özellikleri bulunuyor. Arka kamerada kullanılan ikinci kamera ise yine 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. F2.4 diyafram, 52 mm odak uzaklığı, 1/3.4 inç sensör boyutu ve 1.0 nm piksel boyutuna sahip. Yine bu kamerada da optik imaj sabitleme ve otomatik netlik özelliği bulunuyor. Bu ikinci kameranın en önemli özelliği ise 2x optik zoom fonksiyonuna sahip olması. 60 fps 4K video kayıt desteği sunuyor. Yani zaten artık bu tip amiral gemisi telefonlarda standart olan bir özellik. Galaxy Note 9'da mevcut. 240 fps 1080p'de, daha önceki modellerde de bulunan 720p'de 960 fps ağır çekim dediğimiz, ultra ağır çekim dediğimiz bir çekim modu da yine mevcut. Ön kameraya bakacak olursak, ön kameramız 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. F1.7 diyafram açıklığı veriyor. 25 mm odak uzaklığına sahip ve 1/3.6 inçte sensör boyutu olduğunu söyleyelim. Bu kameranın piksel boyutu ise 1.22 nm. Bu kameranın özelliği ise genelde Full HD olan video kayıt çözünürlüğü, yani maksimum video kayıt çözünürlüğü bu modelde 2K'ya çıkartılmış. Yani 1440p olarak geçiyor. 30 fps video kayıt yapabiliyorsunuz Samsung Note 9'un ön kamerası ile. Samsung Galaxy Note 9'un kameralarının bu teknik özelliklerinden sonra çekim modlarına bakacak olursak, kamerayı açtığımızda ana kamerada bize hemen otomatik çekim modu geliyor. Burada aslında birçok, hani genelde bu modu kullandık biz yaptığımız çekimlerde. Ama bu modları kullanmak istemiyorsanız, mesela en birinci olarak modumuz panorama modu. Bu modda panoramik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Profesyonel modunda birçok ayarı siz yapabiliyorsunuz. Diyafram ayarları, ki burada f1.5 ila 2.4 arasında değiştirebiliyorsunuz. ISO ayarı ve obturatör dediğimiz shutter ayarını da yine buradan yapabiliyorsunuz. Netlik ayarına ve white balance gibi, yani beyaz ayarına kadar birçok ayar yine burada mevcut. Bu profesyonel modunda çektiğiniz fotoğraflar bu arada RAW formatında da kayıt oluyor. Eğer Photoshop'tan anlıyorsanız ya da RAW düzenlemeye uygun bir yazılımınız varsa, çektiğiniz fotoğrafların detaylarını, işte ışık değerlerini, white balance değerlerini ve diğer değerleri yazılım üzerinden de düzenlemeniz mümkün. Ama tabi bu biraz bir parça profesyonel bilgi gerektiriyor. Bunu herkesin yapabileceğini düşünmüyorum. Ama eğer böyle bir konuda bilginiz varsa, bu telefon size böyle bir imkan sunuyor. Onu belirtmiş olalım. Bunun dışında baktığımızda canlı odak dediğimiz bir özellik, ki aslında burada canlı odak dediği şey şu: bokeh etkisini değerlendiriyor kamera. Burada bir konuyu siz seçebiliyorsunuz. İnsan olması gerekmiyor. Herhangi bir nesneyi seçebiliyorsunuz. Bu nesneyi seçtiğiniz andan itibaren onun arkasını flu hale getiriyor. Fena değil. Çekimlerde biz epey bir denemelerde bulunduk. Örneklerini de ekranlarda göreceksiniz birazdan. Epey iyi çalışıyor bu. Çünkü optik olduğu için, yani iki kameralı olduğu için bunu çok daha iyi başarılı yerine getirdiğini söyleyebilirim. Zaten S9 Plus'ın kamerası iyiydi. Bunda da hemen hemen aynı teknik özelliklere sahip olduğu için aynı iyiliği burada da görüyoruz. Bu arada canlı olarak da çektiğiniz fotoğrafları daha sonra
Ki canlı olarak birazcık zoom yapıyor, yakınlaştırıyor yani görüntüyü. Daha sonra isterseniz geniş açı, isterseniz arkasının da fluluğunu veya netliğini siz de ayarlayabiliyorsunuz çekimden sonra. Böyle bir opsiyonunuz da olduğunu belirtelim. Bunlar da şimdi otomatik mod dedik, az önce bahsettik. Ultra ağır çekim modu var. Ben çok sevmiyorum bu modu. Neden sevmiyorum? Onu söyleyeyim. Kullanım şekli biraz bana garip geliyor. Çünkü bir alan çıkıyor. Bu alanı istediğiniz gibi sağa sola oynatabiliyorsunuz. Okey. Ve bu alan içinde bir hareket olduğu zaman video çekimine başlanıyor ve o hareket bitince çekim durduruluyor. Yani size bağlı değil ağır çekimi yapma yönteminiz. Ben bunu S9'da çok beğenmemiştim. Bunda da var aynı özellik. S9 Plus'ta da var ve Note 9'da da var. Çok beğenmediğim bir özellik ama aldığınız sonuçlar çok başarılı. Yani ona bir lafımız yok. Fakat kullanım şekli bana biraz garip geldi, onu belirteyim. Ayar emojiler var. Bu zaten S9'da ve S9 Plus'ta da vardı. Bu özellik güzel çalışıyor. Eğlenceli bir özellik. Bunun farklı varyasyonları da var. Sadece göz takabiliyorsunuz kendinize. İşte burun vesaire gibi aksesuarlar takıp komik şeyler üretebiliyorsunuz. Bu hem arka kamerada var hem ön kamerada var. Bunu da belirtelim. Hyper geçiş modunda kısa kısa videolar çekip bunları böyle hızlı hızlı birleştirme mantığına dayanıyor. Birazcık kreatiflik gerektiriyor. Onu belirtmiş olalım. Ön kameranın çekim modlarına gelecek olursak, ön kamerada da arka kameraya kadar olmasa da benzer modlar var. Selfie odağı dediğimiz bir mod var. Burada anlaşıldığı üzere arka tarafı bulanıklaştırıyor ama ön tarafta tek kamera var. O yüzden bu yazılımsal olarak yapılıyor. İyi mi? Fena değil. Hani bir donanım sonucu kadar iyi olmuyor ama yine de hani bunu çektiğimiz zaman gördüğünüz sonuçlar bu olmamış dedirtmiyor size. Gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Selfie modumuz var. Standart bir mod bu. Yine burada yüz güzelleştirme vesaire gibi fonksiyonlar da konulmuş. Bunların örneklerini de yine videonun çeşitli yerlerine koyacağımı söyleyeyim. Yine ayar emoji burada da kullanabiliyorsunuz. Hatta siz konuşurken gerçek zamanlı olarak böyle sizin emojiniz de sizinle beraber konuşabiliyor. Seçtiğiniz emojiye göre değişmekle beraber bu. Bir de son bir çekim modu ise ön kamerada geniş selfie. Video konusuna gelecek olursa arka kameranın 4K 60fps, ön kameranın ise 2K 30fps'ye kadar video çektiğini söylemiştik. Kameraların video kalitesi gayet başarılı, öyle söyleyeyim. Yani zaten Samsung'un bu konuda çok önemli geliştirmeleri vardı. Bu modelde de herhangi bir sıkıntı yok. Ön kamera çekimlerini ve yine arka kamera yaptığımız çekimleri yine video içinde de göstereceğiz size. Bu arada fotoğraflarla ilgili olarak da şöyle bir hatırlatma yapmak isterim. Yine bu cep telefonu çektiğimiz fotoğraflardan oluşan galeriyi de yine biz teknoloji.com adresine yükledik. Onun linkini de videonun alt kısmındaki açıklamalarda bulacaksınız. Biz bir kısmını buraya koyuyoruz. Koymadığımız örnekler de var. Onları da göreceksiniz. Gece çekimleri var, gündüz çekimleri var. İşte düşük ışıkta yaptığımız çekimler var ki mesela ön kameranın selfie ışığı var. O da enteresan. Kameranın ana ekranını kullanıyor ki yeni bir teknoloji değil bu. iPhone modellerinde ve başka markalarda da gördüğümüz bir teknoloji. Zifiri karanlıkta bile selfie fotoğraf çekebiliyorsunuz ve yüzünüz net çıkıyor, onu söyleyeyim. Bu konuda çok başarılı bir çözüm sunmuş Samsung bizlere. Onlarla ilgili örnekleri de yine galeri kısmında sizinle paylaşıyoruz. Hatta galeriye 20'ye yakın fotoğraf koymayı planladığımızı söyleyelim. Onlara da bakarak fotoğraf kalitesi konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Herkese merhaba sevgili teknoloji okuyucuları. Ben Özgür Çetin. Bu videoyu Samsung Galaxy Note 9'un arka kamerasını kullanarak çekiyorum. Güneşli ve açık bir havada yapıyorum bu çekimi ve kendi üzerindeki mikrofonla ses kaydını yapıyorum şu anda. Herkese merhaba sevgili teknoloji okulu izleyicileri. Bu videoyu Samsung Galaxy Note 9'un ön kamerasını kullanarak çekiyorum. Kendi üzerindeki mikrofonla ses kaydediyor şu anda. Açık havada yürüyorum yolda. Güneşli bir hava var. Şu anda ekranda da görüyorsunuz. Ön kamera kalitesi de bu şekilde. Herkese merhaba sevgili teknoloji oku izleyicileri. Bu videoyu Samsung Galaxy Note 9 ön kamerasındaki ayar emoji özelliğiyle çekiyorum. Fena değil ayar emoji. Şu an kaşlarımı oynatıyorum mesela. Bakın. A, B, C, D. Fena değil ama daha tabii geliştirecek tarafı var. Onu da söylemiş olayım.
Toparlamak gerekirse Samsung Galaxy Note 9 kamera konusunda çok başarılı bir model olmuş. Biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte 6.499 TL gibi nispeten tırnak içinde yüksek ama artık hani kurlardan şuradan buradan dolayı artık normal karşılamak zorunda kaldığımız bir rakamdan satılan telefon bu fiyatı hak ediyor mu? Hak ediyor. Ama tabii ki bu paraya çok iyi bir fotoğraf makinesi alıp yanına orta karar bir telefon olarak da hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Ama onu her zaman yanınızda taşıyamayacağınızı da söylemiş olalım. O bakımdan eğer iyi bir kamera arıyorsanız hem ön hem arkada ve özellikle optik yakınlaştırma vesaire gibi teknolojiler sizin için önemliyse önerebileceğimiz bir telefon olmuş. Evet, bugün Samsung Galaxy Note 9'un kamerasını inceledik. Bu tip incelemelerle ilgili görüşlerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi ve fikirlerinizi gerek bu videonun altına gerekse www.teknolojioku.com adresine iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenebilirsiniz, videolarımızı paylaşabilirsiniz ve fikirlerinizi bize iletmeniz çok önemli. Bunların hepsini tek tek değerlendiriyoruz. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.